Selamünaleyküm arkadaşlar. Ren Space Fuarından herkese selamlar. Etçi Irk Standındayız. Hayvan yarışmasında. Burada gördüğünüz ırk, partiniz ırkı. Çok sayıda olmayan bir ırk. Et kalitesiyle öne çıkan bir ırk. Ülkemizde birkaç sperması bulunan, firmada sperması bulunan bir ırk. Çok fazla yaygın değil. Burada verileri var. Kilo. Şurada yavrusu var. 244 kilo. 2022 doğumlu. 39 kilo olarak doğmuş bu buza. Hani çok ağır doğmuyor hayvanlar. Burada bir tane boğa var. Numunelik olarak koymuşlar. Bu boğa 1206 kilo, 2018 doğumlu, 9. ay, 4 yaşında. İsmi de Onyo'ymuş. Tercümesi soğan. Onun ismi soğan. Evet. Hayvan burada. Çok güzel hayvan. Hemen arkasında Salers'ler var. Kıvırcık kıvırcık, koyu kırmızı, kahverengi diyebiliriz. Bu ırk da Fransa'nın en eski ırkları diye söyleniyor. Boynuz yapısı çok farklı. Böyle bir boynuzları var. Bütün ırkların bu hayvandan türediğini söylüyorlar. Evet. Şurada bir anne, yanında yavrusu uyuyor. Bu hayvanlar da 800-900 kilo, 900 kilo. Yani 896, 926 gibi şeyleri var. Kiloları var. Evet. Bugün bir yoğunluk var, kalabalık var. Son gün fuarın. Şöyle devam ediyorum. Biraz yerden çekiyorum. İnsanlar pek hoşuna gitmeyebilir. Yan taraftan devam ediyorum. Burada da limuzinler var. Açık renkliden koyu renkliye farklı farklı kırmızılar var. Bunlar böyle tüylerini kabartmışlar yarışma esnasında güzel görünmeleri için. Biraz tüylü hayvan olduklarından dolayı. Çok yoğun olarak hayvan yok. Diğer fuarlarda daha fazla hayvan vardı. Burası daha küçük bir fuar. Şöyle devam ediyoruz. Annenin yanında yavrusu. Güzelce dinleniyor boğalar, yatıyorlar. Kazanan boğa şu kurdeleli olan, bu kazanmış. Adı Nobel, erkek şampiyon, en iyi seçilen kalifiye olan istasyondan. Vallahi ne demekse tam da bilmiyorum ama grubunun da birincisi. Yani grubun birincisi demek yaşıtlarıyla yapılan yarışmada birinci olmuş. Ondan sonra dişi ve erkekler hep beraber her birinci tekrar yarışma yapıyor. Orada da birinci olmuş. Şu gördüğünüz bu. Yani güzel yarışmalar yapıyorlar adamlar. Bunları güzel organize ediyorlar. Çok hoş oluyor. Şöyle devam ediyorum. Yan standa geçeyim. Bu tarafta da şaroleler var. Şaroleler biliyorsunuz ülkemizde melezlemede yoğun olarak kullanılıyor. Ama şöyle bir dezavantajı var. Kolay doğum yapamıyorlar hayvanlar. Yani böyle bir kemik yapısındaki hayvanı, sütlü bir hayvanın doğurması biraz zor oluyor. Doğum esnasında sıkıntı yaşanabiliyor.
Evet. Ödüller kazanılmış tekrar farklı kategorilerde. En iyi katılımcı olarak yazmışlar buraya. Ne demekse. Önlerinde ot, altlarında sap. Hayvanlar dinleniyor. Burada da yetiştiricisi hayvanını tımarlıyor. Yani yarışmalar bitmiş, bitmesine rağmen adam hala hayvanla bir ilgi gösteriyor. Tımarlıyor, taşıyor, güzelleştiriyor. Yani sadece yarışma için değil, ben buraya en az hem ziyaretçiler için geldiğinden dolayı hayvanın güzel olmasını, güzel görünmesini istiyor. Ve adam ilgi gösteriyor. Bizde olsa yarışmayı kazandık. Bırak dursun. Temizlik, güzellik pek şeyimizde olmuyor. Burada da bir tane şarole. Renkleri bunların biraz daha kremsi. Beyaz krem olarak. Mesela bu biraz daha koyu. Yandaki inekler daha beyaz. Şu biraz daha sarı. Bu şekilde. Burada tekrar güzel bir hayvan var. Boğa. O da yarışma kazanmış. Kurdelesiyle. Keyifli keyifli yatıyor. Çekildiğini fark etti. Hemen bir ikindi. Evet, şurada da 3 tane ödül kazanmış. 1310 kilo. 2018 doğumlu. 12. ay. Yani 2019 başı diyebiliriz. Hidalgo'ymuş babası. Evet. İsmi de Obelix. Çizgi filmlerden hatırlayabilirsiniz. Obelix. Fransız çizgi filmi. Onun ismini vermişler. 3 tane ödül kazanmış. Grubunda birinci. En iyi hayvan. Ve bütün gruplarda, yani bütün grup olarak yarışmada en iyi erkek. Şampiyon hayvan. Bu da şampiyon dişi. Yani maşallah. Bir boğa kadar var. Kameraya sığmıyor. Şöyle devam edelim. Burada da küçükler var. Biraz daha küçükler. Farklı kategorilerdeki hayvanlar. Yani burada kategori kategori yarışıyorlar. Şöyle. Önce bir erkekler yarışıyor. Erkekler belirli bir yaş grubunda. Mesela örnek vereyim. 12 ile 24 ay arası olarak bir yarışma yapıyorlar. Ondan sonra 24 ile daha üst yaşlı olanlar bir yarışıyor. O şekilde yarışma düzenliyorlar. Şurada da farklı bir ırk. Fransa'nın Maine Anjou diye bildiğimiz Rouge de Pré. Yani ismi sonradan değiştirilmiş. Etçi yönüyle ıslah edilmiş bu hayvanlar. Eski zamanlarda bölgesinde aynı zamanda sütçülük de yapıyormuş ama artık sütten süt istememişler bu ırklarda. Et yönü daha iyi olduğu için et yönlülü çalışmışlar. Islahını o şekilde yapmışlar. Hayvanlar bu şekilde. Rouge de Pré diye bir ırk. Kemik yapısı kalın. Deri yapısı kalın. Sağlam vücut. Uzun vücut. Çok uzun vücut. Yani yüksek değil ama uzun hayvanlar. Şu boğa mesela. Görüyorsunuz şurada. Biraz simentale benziyor. Şurada da tekrar hayvanlar var. Evet. Etçi grubu bu şekilde bitirmiş olalım. Şöyle biraz daha görsel olarak size çekeyim. Bu hayvan 2018 9. ay doğumlu, 1365 kilo. Yani şarole kadar ağırlığı var. Şaroleden fazla ağırlığı da olabiliyor. Şöyle deniliyor. Fransa'daki en ağır boğalar bu ırktan çıkıyormuş. Ama bu şu demek değil. En çok randımanlı hayvan olduğuna dair bir kaidesi yok. Yani ağır olabilir ama bu kemik yapısından dolayı olabilir. Yani randıman olarak daha düşük olabilir. Hayvanlar çok gösterişli.
Evet arkadaşlar, böylelikle bu videonun sonuna gelelim. YouTube kanalım var. Yani çok yoğun kullanmıyorum ama yavaş yavaş videolar paylaşıyorum. Arada sırada videolar paylaşıyorum. Bu videoyu da orada paylaşacağım. Beğenmeyi unutmayın. Abone olun. Yani bizim bir reklam gelirimiz yok şu anda. Ama reklam geliri olursa da Eşref abimin örneğini örnek olarak onun gibi ihtiyacı olan kişilere bunu yardım olarak verebiliriz. Allah'a emanet olun. Herkese çok çok selamlar. Space 2022'den bugünlük etçi ırk, yani bu yıl için etçi ırk standından sizlere veda ediyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar, selamlar.